Merhaba Resident Evil severler, ben Alper. Tekrar karşınızdayım. Bu sefer eski olabilecek, daha doğrusu eski sayılabilecek bir oyun oynuyoruz. Resident Evil 4. Ana karakterimiz Leon Scott Kennedy'yi görüyorsunuz. Şimdi hikayeye kaldığımız yerden devam edelim. Burada teknemiz, balıklarımız var. Yüzüyorlar, görüyorsunuz. Merdivenden çıkalım. Evet. Burası da boss'umuz El Giante'yi hakladığımız yer. Haklayıp parayı bırakmışım buradan. 15.000 fena sayılmaz. Bitkimizi alalım. Başka var mı? Ah, tabii ki var. Şunları hemen birleştirelim. Bu arada size bir şeyi itiraf etmem gerekir. Bazıları klavye artı mouse oynar, bazıları joystick oynar. Bense ikisinin karışımını oynuyorum. Neden diyeceksiniz? Hala menü düzeltmeyi bulabilmiş değilim. Şu an yoğun hava muhalefetini duyuyorsunuz. Barına girelim. Bıçakla kıralım. Belki bundan yılan çıkabilir ama deneyelim şansımızı. Hayret, çıkmadı. Hava yağışı ses efektlerini güzel yapmışlar. Hemen silahı değiştirelim. Atlamaya başladılar üstümüze çünkü. Görevimiz olan kiliseye girelim. Daha önce bulmuş olduğumuz sembolü yerleştirelim. Evet, içeriye girdik. Arka plandan yükselen sesleri duyabiliyorsunuz sanırım. 3000 fena değil. Buralarda bir şey var mı? Evet, çıkalım. Burada ne var? Burası kilitli tabii ki. Buradan karşıya Saddler'ın resminin olduğu yere atlayacağız galiba. Evet. Tabii daha eski Resident Evil oyunlarında bu yok. Yani böyle sağa sola atlamalar filan kolay bulabileceğiniz şeyler değil. Neyse, yolumuza devam edelim. Handgun ammo'yla yangın bombası. Galiba bir bulmacamız var. Şimdi bizden bu şekli oluşturmamızı istiyor. Tabii bu şekli nasıl oluşturacağız? Görmüş olduğunuz kırmızı, mavi ve yeşil renklerle hemen başlayalım isterseniz şekli oluşturmaya. Bakalım. Sanırım bu tamam. Yeşille biraz oynayalım. Ya da yeşille oynamaya gerek var mı? Bir bakalım. Tabii var. Bir de maviye bakalım. Kontrol edelim. Deneyelim, belki olmuştur. Olmazsa tekrar deneyeceğiz. Nothing's happened. Yani hiçbir şey olmadı. O zaman baştan bakalım. Kırmızıda bir hata var mı? Kırmızıda hata yok. Sanırım yeşilde ve mavide yaptık. Nerede hata yaptıysak. Bakalım. Bir de şimdi deneyelim isterseniz. Evet, işte bu. İlk denemede yapamamış olmam utanç verici. Elbette değil. Zaman zaman hepimize olur. Ashley. Don't come. Hey, take it easy. No, get away. Calm down. Everything's going to be just fine. Her şey iyi olacak diyor. I'm under the president's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. Evet, gidelim diyor. It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Oyunun bir noktasından sonra bu konuşmalarda Hannigan kaybolup yerine Salazar ve Saddler gibi karakterleri de görebiliyoruz. Evet, şimdi oyunun bir manuelini yani oynanış kılavuzunu gösteriyor. Playing Manual 3. Ashley'i nasıl kontrol edeceğimize ilişkin bilgiler veriyor sanırım. Evet, mesela Z tuşuna basarak wait ya da follow yani bekle ya da takip et gibi komutlar verebiliyormuşuz. Evet. Slide şeklinde vermişler. Gayet de açıklayıcı olmuş. Yolumuza devam edelim. Alacak yerimiz mi yok? Yaratalım hemen. Şimdi olacak gibi. Bu kadarı yeterli. Aldık ve kiliseden şimdi çıkalım. Artık yola Ashley ile devam ediyoruz. Evet. Yolumuza devam edelim. I'll take the girl. İşte oyundaki başımızın belası da geldim. My name is Osman Sadler, the master of this fine religious community. What do you want? Adamın olayları yorumlama şekli çok hoşuma gidiyor. İnkar edemeyeceğim. Sesi, aksanı da çok iyi. So we kidnap the president's daughter in order to give her our power and then send her back. No. Evet. Olan biteni hatırlamaya başladı Ashley. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. Muhteşem bir gülüşü var. I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money. Bazen maliyetli oluyor diyor. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift when I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your minds. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion if you ask me. Evet, rahipler de geldim. Kaçın. You okay? Leon. İyi okey. Standart Resident Evil repliklerinden bir tanesidir. Bölümü bitirdik. Saddler'la karşılaştık. Tabi ondan önce birkaç tane yaratıkla da mücadele ettim. Tabi onu bu videoda göremiyorsunuz ama. Şimdi devam edelim oyunumuza isterseniz. Save diyelim, kaydedelim. Merak edenleriniz varsa eğer, yani dikkat ediyorsunuzdur şu an oyunu kolayda oynuyorum. Oynama sebebim tamamıyla keyfi. Yani bu oyunu daha önceden ben medium, yani normal ya da hard gibi daha farklı zorluk seviyelerinde de bitirmiş bulunmaktayım. Tamamen geçmişi yad etmek adına, sadece hatırlama amaçlı oynayıştır. Yani herhangi bir amaçla bunu yapmıyorum. Onu da belirtmek isterim. Evet, kaydımızı yapalım. 3 saat 16 dakika olmuş oyuna başladığımdan bu zamana kadar. Bu arada arkadaşlarımıza selam göndermeyi de ihmal etmeyelim. Metin Can olsun, Orçun olsun ya da Dilay ve diğer takipçilerimize, diğer izleyenlerime selamlarımızı iletelim. Onları da anmış olalım. Bu da ahaliyi görüyorsunuz. Hemen ahaliye hediyesini yollayalım. Heh, amcanın sesi kesiliverdi birdenbire. Ashley arkasına bakarak gittiğine göre hala yaşayan birileri var. Buraya ilk geldiğimiz yerden geri dönelim. Evet. Merchants. Onu burada da gördük. Bakalım buralarda mücevher vesaire parlayan bir şey var mı? Welcome. Eyvallah, sana da merhaba. Vay, yani satın al seçeneğinde bir şeyler parlıyor. Demek ki bir şey açtık. Red 9. Oyunun en güçlü tabancası diyebiliriz. Hele de güçlendirdiğiniz zaman muazzam bir güce ulaşıyor. Ama şu an tabii ki bununla ilgilenmeyeceğiz. Rocket Launcher, roket atarımız mevcut. Onu da şu an düşünmüyorum. Menü büyütücü ne yazık ki verilmemiş. Neyse biz elimizdekileri satalım. What are you selling? Ne satacaksın diyor. Bunlar enerjiler. Bunları şimdilik düşünmüyorum. Is that all, stranger? Thank you. Bir Stein bir parçası eksik. Onu şimdilik satmayalım. Elegant Mask. Keza onun da birkaç parçası eksik. Neyse şimdilik bunlar bana yeter diye düşünüyorum. En kısa süre içerisinde geri geleceğimden emin olabilirsin. Merchant. Dur bakalım geriden. Belki bir şey çıkar dedik ama çıktı mı? Çıkmadı ne yazık ki. Tabanca üstümde hiç yer yok. Evet. Ashley gel bakalım kenara. Bir şey çıkmalıydı. Evet. Doğru hatırlıyormuşum. En azından bunlardan birinde bir şey olduğu konusunda. Tekrar tabanca mermisi. Bir kayıt daha atalım. Niye bu kadar çok sık kayıt atıyorsun diyorsanız tamamen keyfim. Yani neticede bir hedefli amaçla oynamıyorum oyunu. Sıfır sev vesaire bunun gibi şeylere amacım yok. Evet, köylülerden bir tanesi gördü. Hemen eskiden kullanmış olduğum taktiği kullanacağım. Ashley'nin gelmesini bekleyeceğim. Gel. Wait. Bekle dedik. Aşağıdaki köylüleri tek tek haklayalım. Eyvah eyvah. Evet, tam beklediğim şey oldu. Kafasındaki kafa patlayınca daha doğrusu parazit çıktı. Buna hemen ne yapalım? Onun aklından bu gelir. Teyzenin bir tanesi daha cırladı. Evet. Bir teyze daha. Devam edelim. Buralarda da var diye hatırlıyorum. Bir yabancı diye amcamız bağırdı. Arada bir yabancı dilde ister istemez bu tarz oyunlardan öğrenebiliyoruz. Yoksa İspanyolcayı nereden öğrenebiliriz ki? Değil mi? teyze almış eline bıçağı geliyor. Direkt kafa patlattı. Yolumuza devam edelim. Evin içerisinde bir şeyler var mı? Bakalım. Görünen kadarıyla yok. Buradan bunları toplayalım. Bu arada atlama efektleri de güzel yapılmış. Resident Evil 5'tekinden biraz daha özenildiğini belirtebilirim. Bunu alabilecek yerimiz yok mu? Bakalım. Düzeltme yapalım şöyle. Yumurtayı atalım ya. En azından kullanıp da atalım. Hatta şunu da biraz düzeltelim. Menü biraz daha düzgün, özenli görünsün. Nasıl yapacağız bunu tabii ki? Yok, yanlış yaptık. Sanırım doğru oldu. Biraz daha düzgün göründü. Evet, şimdi biraz daha düzgün göründü. Yolumuza devam ediyoruz. Çok akrobatik bir hareket. Oyunda şu ayı kapanlarından sıklıkla karşılaşıyoruz. Enteresan bir engelleme yöntemi. Evet, bu abimiz de geldi. Bunu da hakladık. Başka var mı? Galiba yok. Şimdi şu ayı kapanlarını etkisiz hale getirelim isterseniz. Evet. Başka var mı? Yani alınacak bir şey kapsamında sordum bunu. Sanırım yok. Ashley'i alalım. Çünkü yukarıda bırakmıştık kendisini. Follow me. Gel bakalım. Bir tane unutmuşuz ha. Ashley, gel bakalım, sen şuraya bir gir. Sera ve üçüncü kişi. Evet. Luis Sera ile alakalı bazı şeylerden bahsetmiş burada. Tabii İngilizcesi daha iyi olan arkadaşlar şu an neler olduğunu anlayacaklardır. Yolumuza devam edelim. Tabi burada da köylülerin olduğunu tahmin ediyorum. Mesela en basitinden bir tanesi şu, şu amca. Bir yabancı dedi amcamız. Çok yakınlarımda bir ses duyuyorum çünkü. Evet, bu da kafadan gittim. İşte bu kafa patlama işinden nefret ediyorum. Belki pek çoğunuz da ediyorsunuzdur. Resident Evil 5'te de bunlardan çok fazla var. Ama bunlar sanki biraz daha tehlikeli. Yükleyelim mermiyi. Evet. Geri çekilelim, geriden vuralım. Ne kadar dayanıklı bir kafa bu böyle. Heh, kafa dedik. Keskin nişancı tüfeğiyle de böyle vurabilirsiniz. Mesela aynen şu teyzeyi vurduğunuz gibi. .13 mermilik bir silahmış bu. Sürekli doldurmaya çalışıyorum şarjörü ama ayı kapanları burada da karşımızda, burada da başımıza bela almaya devam ediyorlar. Evet, boş çıktım. Buna bakalım, bu dolu. Buna yerimiz yok. Ama ne alırsak kar tabii ki. Evet. Maviler çok işimize yaramayacak ama gelmişken vur gitsin. Bir sesi, ciddi bir bağırması vardı. Hayır. Evet. Devam edelim. Evet, ayı kapanlarından burada da var. Ayı kapanlarını gelmişken temizleyelim. Ardından da Ashley'i çağıralım. down the road for them. Notes. Ashley de geldiğine göre şuraları bir toplayalım. Bayağı karlı oldu. Bu sırta çıkartma olayı hatırlarsınız. Resident Evil 2'de de vardı. Yine aktörleri aynı Leon ama tek farkı bayan partnerinin Ashley olması. Ada Wong değil yani. Geldik. Evet, Merchant'la tekrar karşılaşıyoruz. Welcome. Got a selection of good things on sale straight. What are you selling? Ne satacaksınız diyor. Is that all, stranger? Thank you. Devam edelim. Başka satacak bir şey yok sanırım. What are you buying? Yeni satın alacak bir şeylerin olmaması lazım. Evet. Leon, I have some bad news. Kötü haber olmasa zaten şaşardım. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine who. Helikopterle bağlantıyı kesmişler. Birisi vurdu galiba diyor. Evet, buraları geçelim. Köprüden devam edelim. İşte köylülerde geldim. What are we gonna do, Leon? Hate to say it, but we're sandwiched, all right. Quick, in that cabin. Leon. Small world, eh? Luis Sera. Hikayemizin bir başka karakteri. Equipped his daughter with ballistics too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, Your Highness. Perhaps the young lady. Excuse me, Your Highness. First. Affedersiniz majesteleri. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... well, you know. Don't worry. She's cool. Never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom. Bu arada arkadaştaki silah da Red 9. Az önce size bahsetmiş olduğumuz en güçlü tabanca. Yani oyundaki. Okay. It's game time. Evet, oyun zamanı. Elimize güçlü bir silah alalım. Zira bu arkadaşlar burada biraz başımızı ağrıtabilirler. Aslında şunları içmeyi çok da sağlıklı, daha doğrusu mantıklı bulmuyorum. Niye? Zaten öyle veya böyle buraya girecekler. Evet, alıyoruz. Şimdi böyle yerleştirelim bunu. Aa, itememişim ben bunu. Biz ne yapacağız abi şimdi? Evet. Bunu kaçırmayalım. Üst kata mı kaçsak acaba? Ne yapalım? Luis, ne dersin abi? Ah, geldiler galiba. Bana mermi veriyorsun. Mermi verenlerin çok olsun. Başka gelen var mı? Aa var. Olmaz mı? Are you okay? Ya ne şanssızlık arkadaşım ya. Oo, sağlık kötü durumda, parazitle vuruyor. Evet. Bunlara pompalı değil. Oh. En sonunda bunu atacağız. Yapacak başka bir şey yok. Enerji durumum kötü. Tekrar şunu atıp kaçmak zorundayım. Evet, elimize silahı geri alalım. Yapma bana bunu ya. Yapma bana bunu ya. Niye öyle? Eyvallah. Buraya gelen kimseyi geçirmiyoruz abi. Oh. Pardon abi. Sağlık durumum yine çok kötü arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ben tekrar şu parazitlerden kurtulmak için... Ay Uyvan, sana borçlandım ha? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evet, vazgeçtiler tabii ki böyle yoğun bir direnişle karşılaşınca, beklemiyorlardı da. So, what do we do now? The bridge I crossed to get here is out. So I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Luis. Tabii Luis bastı gidiyor. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Bir bölümü bitirmiş olalım sizinle beraber. Umarım memnun kalmışsınızdır. İzlemiş olduğunuz için size teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi günler diyorum.